Bu kim? Hayriye Hanım'ın oğlu da telefon attığımız demiş. Serkan Bey. Serkan Bey günaydın. Buyurun efendim. Günaydın. Hoş geldiniz yanımıza. Buyurun. Hoş bulduk. İyi çalışmalar. Çok şimdi müsaadenizle ben sizden bir 5 dakika beni dinlemenizi buyurun, istiyorum. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Esma ile herhangi bir tabii akrabalığım var ama Esma ile herhangi bir muhabbetim, şeyim yok. Zaten ben yıllar önce Trabzon'dan çıktım, geldim. Hı hı. Kendisinin özel hayatını da bilmem. Herkesin kendi özel hayatı kendine. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Ziyansınız yani, evet. Evet, ben sadece şunu söyleyeceğim. Hı. Şimdi orada bütün seyirciler de orada. Herkes bir empati yapsın. Tek bir şey soracağım. Şimdi dedem kaybolalı 11 ay olmuş. 11 ay. Bak 11 ay. Biz 9 aydır tek, yani pardon 11 aydır tek bir şey bekliyoruz. Yani sizi aramama sebebimiz şu. Savcı, emniyet, jandarma bize güvendik tabii. Sonuçta devletin kurumu, güveniyoruz. Gerekli araştırmaların yapıldığını sabredin. Bir sonuç illaki çıkacak. Bekleyin dedikleri için biz sizi aramadık. Size ulaşmadık. Yani burada şu düşünülmesin. 9 erkek kardeş acaba 9 kardeş sorumsuz mu davrandı? Ya da babalarını hiç mi aramadılar diye bir şey yok. Biz sadece sizi aramadık. Evet. Peki şu an Esma'nın suçlanma sebebi sülalenin gözünde savcılıkta ve emniyette verdiği ifadelerin çelişkili ifadeler olması, yalan yanlış şeyler söylemesi. Biz demiyoruz Esma bunu öldürdü. Şimdi ben o ifadeleri okumadığım için pardon ne yalan söylediğini bilmiyorum. Esma da buraya bizi ararken şunu söylüyor Esma. Herkes beni suçluyor, ben zan altında kaldım, gelip kendimi anlatacağım diye geldi. Tamam, ben de şunu söyleyeceğim. Bir senedir dedesi kayıp olan bir torun neden suçlamaları ona yöneltildiği zaman sizi aradı da sizi niye arıyor peki? O zaman gitsin jandarma ifade versin. Desin ki benim sülalem beni suçluyor. Ben kendimi aklamak için devlete sığındım desin. Bakın yanlış anlamayın. Sizi ben şey yapmıyorum yani sizi küçümseyerek konuşmuyorum. Sakın yanlış anlamayın. Hayır ama, isteyen de istediği vakit gelir tabii yani. Hani ona da bir şey demeyiz. Programa da katılabilir. Sıkıntı yok. Bir senedir aklın neredeydi? Şimdi bütün her şey bitti. Oklar üstüne döndü. Bak bir şey söyleyeyim mi Müge Hanım? Hı hı. Kimse kimseyi kandırmaz. Kişi kendinden bilir işi. Tamam. Ben tek bir şey söylüyorum. Tek bir şey. Esma lafları gevelemeyi bıraksın. Bir kere o Nurten falan bir şeyler söylüyor. O Nurten değil. O Nurten. Onun dili dönmüyor. Söylüyor muyum? Şiveli olduğu için. O T. Trabzon'un T'si. O Nurten. O kendisi söyleyemiyor. Beceremiyor. Tamam. Hani bunun da bir ayıbı yok da ben düzelteyim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Kendisi yok Mercan'mış, yok Nurten'miş, yok bilmem oy. Ya benim dedemin bir kere bak programın başında diyor ki dedem beni evine çağırdı. Bana böyle bir teklifte bulundu. Ya bak bu adam yani tanımadığım bir adam olsa ya isterse benim babam olsun. Bir adam eğer ki bak açık söylüyorum bir adam yanlışsa babam olsa yanlış olduğunu söylerim. Benim dedemin akli dengesi bir kere yerinde. Onu geçecekler. Yani dedem işte o anda onu hani siz söylediniz tabii bilmeyerek de dedemin işte aklı yerinde değildi. Onu torunu gibi görmemiştir falan asla öyle bir şey yok. Kabul etmiyorum. Benim dedem gayet sağlıklı. Kendi başına çarşısına giden, sahile inip balığını yiyen, maaşını gidip bankadan çeken tamam kendi işini kendi gören bir adamdı. Dedemin torununa böyle bir şey söyleme ihtimali bak açık söylüyorum size. Milyarda sıfır. Milyonda değil milyarda sıfır. Ben de akıl erdiremiyorum. Milyarda sıfır. Esma, peki bir şey soracağım. Esma kaç kere dedemden para istemiş? Biz bunları biliyoruz. Esma'ya sorabilir miyim? Esma şu an nerede oturuyor? Kimin evinde oturuyor Esma? Ben dedemden hiçbir zaman para istemedim. Sen şu an kimin evinde oturuyorsun kardeşim? Söyler misin bana? Bak kardeşim diyorum sana. Kimin evinde oturuyorsun? Ben babamla birlikte oturuyorum. Babanla birlikte oturuyorsun. Sen eşinden boşanalı ne kadar oldu? 2 sene oldu. 2 sene oldu. Senin kendi abilerin sana sahip çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bunun ne alakası var? Bir dakika ya bak şimdi lafı çevirme. Bir dakika beni dinle. Lafı çevirme. Benim de bir kız kardeşim var. Herkes evlenebilir, herkes boşanabilir. Almak da hak, boşamak da hak. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda yanlış olan hiçbir şey yok. Bir abi. Bak benim kız kardeşim bugün boşansın. Ona ölürüm ben, ölürüm. Tamam, abilerinin sahip çıkmamasının nedeni ne yani sizce? Tamam ben söylüyorum işte. Ha, niye mi sahip çıkmadılar? Evet. Çünkü onun ne olduğunu çok iyi biliyor. Onun nedenle uğraştığını, bak bir abi bir kardeşine sahip çıkmıyorsa o kardeşin bir yanlışı vardır.
Baksın. Tamam. Ama ona her zaman söylemeyiz. Hayır hayır, onu kabul etmem. Belki de abinin yanlışı olduğu için, abi yanlış olduğu için bir şey kardeşine sahip miyim, çıkmaz. Bir araya girebilir miyim? Efendim? Sen boşandın mı? Boşandım. Kim o soyadını taşıyorsun? Ben hala onun soyadını taşıyorum. Niye taş? Boşanmadan soyadını niye taşır? Daha dava devam ediyor. Bitmedi mi davanız? Bitmedi. Ha, tamam. Ne var canım taşıyorsun? Tamam. Boşan. Ben size sadece soyadlar şunu sorayım. Devam edeceğiz. Sizin Esma'dan şüphelenmenizin nedeni ne? Kısaca. Şüphelenmemin sebebi şu. He. Esma dedemi suçlayarak yalan söylüyor. Kesinlikle ve kesinlikle ben adım gibi eminim. O teklifi dedeme kendisi yapmıştır. Bak kendisi yapmıştır diyorum size. Tamam. Dedemin böyle bir teklif yapma şansı yok. Varsayalım ki o teklifi Esma kendisi yapmadı. Dedemin yaptığını kabul etmiyorum. Esma bir senedir neredeydi? Niye şimdi oklar üstüne geldiği için bu kadar ateş aldı kendisine? Neden? Niye tutuştu? Bir sene önce neredeydin sen? Bana söyler misin? Bir sene önce... Yani aslında galiba Serkan şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki artık hani neredeyse bu olay çözülecek. Biz bir senedir bekliyoruz. Bir çözüm bekliyoruz. Tamam. Tam artık çözüme ulaşacağını düşündüğümüz zamanlarda sen niye ortaya çıktın? Evet. Bir korkun mu var ki sonuçtan çıktın demeye çalışıyor. Değil mi Serkan Bey? Adım gibi eminim. Müge Hanım, adım tamam. gibi eminim. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Müge Hanım, baktım bunlar size yani buraya başvuracağını söylediler. Baktım hiç kimse de haber yok. Bir şey yaptıkları yok. Ben de hani herkes üstüme gelmeye başladı artık. Dedim yani bir an önce oraya çıkıp hani dedem bulunsun diye ben de buraya başvuru yaptım yani. Senin de canına tak etmişti. Sen yani, de ondan çıktım. Tamam. Yani bu arada şunu söyleyelim efendim. Başta söyledim. Yine söylüyorum. Beyefendi öldüğüne dair bir bilgi yok. Beyefendi kayıp. Kayıp. Dede kayıp ama tabii 11 aydır ortada olmayınca, bir yerde olmayınca da insanın aklına tabii ne geliyor? Öldürülmüş. Kendisi ölse, bir adam. Kendisi ölse, bir kalp krizi geçirse, bir şey olsa o zaman cesedi bulunacaktı. Cesedi de bulunmadığına göre. Fakat ayakkabısı orada, kasketi orada, şurada, burada bir olduğuna de, göre. Bir de cesedi yoksa o zaman tabii öldürüldü, eşyaları da atıldı diye düşünülüyor. Bir de babam kayboldu. Sabah günüm, bek bilmiyorum, babamın şapkası, değneği, elektriği evin üzerinde bulmuş. Kim buldu onları Esma? İlk önce elindeki değneğini Mustafa dayım bulmuş. He. Ayakkabılarını da Cemil abimine falan buldu. Tam olarak bilemiyorum. Evin üstünde buldular. He. Ertesi günü de el fileleriyle kafasındaki takkesini buldular. Evin üstünde derken yani damdan evin, mı bahsediyorsun? Yok. Evin yani üst tarafında hemen fındıklık var. Üst tarafında bulundular. Tamam. Evin üstü deyince benim aklıma dam geliyor da. Gözlüğünü nerede buldular? Gözlüğünü bilmiyorum. Gözlüğünü de Ayşe abla bulmuş. Ayşe abla bulmuş. Tamam. Hep böyle arazi şey olunca yani üst oluyor. Eşyaları dağınık bulundu ama beyefendinin haber yok. Demek ki eşyaları dağıldı. Beyefendinin de başına bir şey getirdiler. Bir tane elbiselerini giydirdi. Ayet edeyim.